Merhabalar, ben Satı Melekseli'nden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır baklavalık yufkadan baklava yapacağım. Oldukça çıtır çıtır ve lezzetli oluyor. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. İlk önce şerbetimizi yapmakla başlayalım. Ben özellikle bayramlarda şerbetini bu şekilde yapıyorum ki şekerlenme asla olmasın diye. Normal klasik su bardağımla 4 su bardağı suyumu tencereme koydum. Kaynadıktan sonra da yine aynı ölçüyle 4 su bardağı toz şeker ekliyorum. Şekerimiz eriyene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Ben bu şekilde yapıyorum bayramda. İyice şekerimi erittikten sonra da üzerine yarım limon suyu sıkıyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Daha sonra da kaynama hareketini gördükten sonra dakika tutuyorum. 25 dakikada bu şekilde kaynatıyorum. Ocağımızın ısısı çok yüksek bir ateş olması, normal bir ateşte pişirelim. Şerbetimizin kıvamı da normal şerbetten birazcık daha kıvamlı oluyor. Ocağımızı kapatıp soğumaya bırakalım. Baklavalık yufkadan yaptığımı söylemiştim. 75 gram tereyağı erittim ve arasına koymak için de fındık çektim. İlk hamurumu tezgahıma serdim. Üzerine böyle yumurta fırçasıyla yağ gezdiriyorum. Üzerine de tekrardan ikinci bir hamur kapatıyorum. İkinci hamurumu da koyduktan sonra üzerine birazcık daha yağ serpiştiriyorum. Daha sonra da üzerine bolca fındık gezdiriyorum. Ben bugün fındıklı yaptım ama cevizli ya da fıstıklı bir şekilde de deneyebilirsiniz. Fındığımızı gezdirdikten sonra da ince bir oklavayla sarıyorum. Sardıktan sonra da iki ucundan bu şekilde ortaya doğru büzüştürerek tepsime alıyorum. Benim çok fazla misafirim gelmiyor bayramda, o yüzden küçük bir tepsi yaptım ama sizler büyük bir tepside de yapabilirsiniz. Açmayı bilmeyenler için gerçekten büyük bir kolaylık. Çok da lezzetli oluyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Ben aralarına yağ sürüyorum ki daha böyle çıtır çıtır, daha lezzetli olsun diye. Bu şekilde yapmanızı da gerçekten öneririm. Fındığını serpiştirdikten sonra da ince bir oklavayla sarıyorum ve iki taraftan büzüştürerek tepsime alıyorum. Ebat olarak tepsinizi doldurmazsa böyle büzüştürdüğünüz kısımdan birazcık açarak tepsiyi doldurabilirsiniz. Hepsini aynı işlemden geçirerek tepsimi aralıklarla koyuyorum. Ben baklavamın daha güzel pişmesi için çok fazla sıkmıyorum. Birazcık aralıklarla koyuyorum. Normal boyutta bir borcam kullandım. Yani küçük dedim ama çok da küçük değil. Normal bir dikdörtgen borcam. Üzerine de erittiğim 125 gramlık tereyağım var. Eritmiş olduğum tereyağının üzerindeki köpüklerini bir kaseye alıyorum ki tatlımın hem görüntüsünü hem de lezzetini kaçırmasın diye. Eğer köpüğünü kullanacak olursanız üzerinde yanık yanık görüntü olacaktır. Görüntü olarak hiç güzel görünmüyor ve lezzet olarak da tatlınızın tadını kaçırıyor. Bu ayırmış olduğumuz köpüğü de kesinlikle dökmeyin. Pilavlarınızda, makarnalarınızda kullanabilirsiniz. Eritmiş olduğumuz yağımız çok kızgın olmasın. Ilık bir şekilde dökmeye gayret edelim. Her tarafını eşit gelecek şekilde kaşığımızla dökelim. Tatlımızı da önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza veriyoruz. İlk önce bir 180 derecede 15 dakika pişiriyoruz. Daha sonra da derecesini 150'ye düşürerek yavaş yavaş içini çeke çeke kızarmasını sağlayacağız. Fırına vermeden önce de tatlımın tam ortasından bıçakla bu şekilde keserek ikiye bölmüş oldum. Daha sonra fırına vererek kızarana kadar pişirelim.
Ben tatlımı da şerbetimi de soğuk bir şekilde buluşturuyorum. Şerbetimin kıvamını da gösteriyorum sizlere. Şerbeti normal şerbetlerden birazcık fazla kaynadığı için birazcık daha koyu oluyor. Normalde ben tatlılarımın şerbetini 15 dakika falan kaynatırım. Ama baklava da 25 dakika ideal oluyor. İkisini de soğuk bir şekilde buluşturalım. Şerbetini çektikten sonra da eğer evinizde fıstığınız varsa görüntü açısından birazcık fıstık serpip servis yapabilirsiniz. Gerçekten çıtır çıtır muhteşem oluyor. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.